Kahveci mi arıyorsunuz? Sizin meşhur kahveciye göndereyim. Sana diye bu E-Blok'ta Hacı Baba'nın yapışından Mervani kahvesi var. Giderseniz oraya memnun kalırsınız. Eyvallah abi, sağ ol. Hadi güle güle. Sağ olun canım, hoş geldin. Ne çeşit kahve? Türk kahvesi var, dibe kahvesi var, fındıklı kahve var, fıstıklı var, atom var, merengiç var. Bu da mervani fıstıklı atomdur. İçinde fındık, fıstık, badem, hurma var. Bir de dibe kahvesi var ekstradan içinde. İçin bana daha iyi dersin. Buyur canım. Sağ olun. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Kahve çekirdekleri ve bazı aromatik bitkilerin dibekle dövülmesiyle hazırlanan dibek kahvesi, geleneksel Türk kahvesinden farklılıklar içerir. Hasan. Oo, Aykman abi hoş geldin. Nasılsın abi, iyisin? Hoş geldin bana, başımın üstüne geldin. Tamam, iyisin abi. Buyurun abi, hoş geldin, şeref verdin. Buyurun, buyurun abi. Buyurun abi sen. Hoş geldin benim, başım gözüm üstüne geldin abi. Cephe nasıl abi, iyiydi Hikmet baba. Ömer, Hikmet baba gelmiş, bizim başımızın gözünün üstüne gelmiş. Şeref vermiş. Mervani dibek kahvesine hoş gelmiş. Bize böyle Hikmet babaya mervani dibek kahvesinin atom var ya. Evet. Onun içinde fındık, fıstık. Son dönemlerin popüler kahveleri arasına giren ve Türk kahvesi gibi pişirilen dibek kahvesinin sindirimden kolesterole, Parkinson'dan ağız kokusuna kadar pek çok sorunun çözümünde faydası var. Hikmet babaya bir mervani atom kahvesi, bir tadına baksın. Hikmet baba, 15 senedir biz burada faaliyet veriyoruz. Kendi imalatımız. Kendimiz yapmışız. Mervani dibek kahvesi. İlk yani 10 senedir bu diken vardır yani. Hikmet abi benim başımla gözüm üstüne gelmiş. Yani maşallah diye maşallah. Vallahi ben içtim, tavsiye ederim size de. 10 numara. Video olsun diye demiyorum. Gerçekten güzel bir kahve içtim. Abi. Allah razı olsun. Dibe kahvesi size tavsiye ediyorum. Yemin edeyim. Mutlaka söylüyorum. Afiyet şeker bol olsun abi. Kadir abi. Allah işinizi yüzünüze rast getirsin. Allah razı olsun. Biz kaliteli. Hem imalat yapsız hem arka satışsız. Güzel. Yapıyoruz. Bir de parakende. Parakende yerim var benim, Göletli Park'ın orada. Doğru, beni alıp kalmasın. Beklerim, merkezi beklerim, benim başımla gözüm üstüne. Başım gözüm olsun. Eyvallah, sağ olun. Bunlar da ha. Hikmet Bey'e hediyeyi bile gösterir. Aynen, hediye paketi de çek. Allah razı olsun, kahvemizi de hediye et. Afiyetler için. Başımızın gözümüzü de geldiniz. Ha, hadi ya. Tekrar bekleyelim inşallah. Eyvallah inşallah. Tamam. Allah'a izin ver. Ha bu da belki de sende kalsın sonra anında. Çok güzel. Bir tane benimki mi, bir tane seninki mi, tamam mı? Sana sağ ol. Sağ ol. Allah işinizi rast getirsin. Hadi görüşürüz sana. Tamam oğlum.
Bak ya bak, yemek de yedim. Allah abi. Ben de işte. Allah'ım tadını nasıl karıştırlar. Hayır abi, ben de abi. Eyvallah abi. Allah'ım abi. Allah'ım abi. Allah'ım abi. Lezzeti, aroması ve yararlarıyla Dibek kahvesi de içenlerde alışkanlık yapan bir kahve çeşididir. Dibek kahvesi geleneksel Türk kahvesinden başka farklılıklar da gösterir. Türk kahvesi koyu renklidir. Ancak Dibek kahvesinin rengi Türk kahvesinden daha açıktır. Kahve. Alo. Efendim. Bu. Anlamadım. Hikmet, siz bu kahveleri buradan mı üretiyorsunuz? He? Dibek kahvelerini buradan mı yapıyorsunuz? Ha. Ne kadardı paketi? 3-5. 3-5. Kaç çeşit kahve var sizde? 90. He. İnşallah. Allah Allah. Doğru. Diyarbakır'da Dibek kahvesi. Maşallah. Hikmet Baba da halka hizmete açık bir yerimiz var. Toptancı sitesi E-Blok. Görünümü ve rengi sütlü kahveyi andırır. Türk kahvesi toz kahvenin pişirilmesiyle elde edilir. Ancak Dibek kahvesinin yoğunluğu ise Türk kahvesi kadar toz halinde değildir. Allah'a kurban. Hikmet Baba, hayırlı işler. Biraz daha kıvamlı, biraz daha hacimli ve toz taneli değil, iri tanelidir. Tadına gelince yorumlar farklı olabilir ama çoğu kişiye göre tadı sütlü kahve lezzetindedir. Aa, ne kadardı paketi? 3-5. 3-5. Kaç çeşit kahve var sizde? 90. He. İnşallah. Allah Allah. 10. Kahve. Tamam. Bu. Anlamadım. Bir daha söyler misin? Adam. Ooo. Bir yapışık at. Bir yapışık at. Seni seviyorum. Eyvallah. Kim? Hani maske var, nasıl giyiyorsun fark ediyorum. Pişirilme şekli Türk kahvesinden değişik. Dibek kahvesi ile Türk kahvesini ayıran bir başka özellik de pişirme şeklidir. Türk kahvesi soğuk su ile cezvede ve ocakta pişirilir. Ancak Dibek kahvesi günümüzde Türk kahvesi gibi normal cezvede hazırlansa da orijinalinde ateş üzerinde pişirilir ve soğuk su değil sıcak su ilave edilir. Kişi sayısına göre sıcak su eklendikten sonra üstüne de her bir kişi için bir tatlı kaşığı olmak üzere hevanda dövülen kahve malzemesi eklenir. Ocakta pişirilen kahve konuklara ikram edilir. Dibek kahvesinin içinde neler var? Türk kahvesi, keçi boynuzu, menengiç, kakao, zahter, kahve kreması, salep. En önemli özelliği, Dibek kahvesinin en önemli özelliği kahve çekirdekleri, keçi boynuzu, menengiç, kakao, zahter, kahve kreması ve salepin taştan ya da ağaçtan yapılan havanda elle dövülerek hazırlanmasıdır ve bu işlem biraz zahmetlidir. Dibek kahvesinin faydaları. Her gün düzenli olarak tüketilen Dibek kahvesi, ağız kokusu sorununun kökten çözümünü sağlar. Dibek kahvesi, Parkinson hastalığının ve kanserin baş düşmanıdır. Cildi korur, cilt için faydalıdır. Kahveyi içtikten sonra telvesiyle ellerinize ve yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Bu cilt kırışıklıklarının oluşmasını engeller, lekelerin yok olmasını sağlar.